Kalk tembel herif. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Tamam. 5 dakika sonra kavuşuz. Ay, ya ay, ne biçim kadınsın be? Yanına almazsın. Tek başıma yatıyorum. Bütün gece üşüyorum zaten. Bir de suyu soğuk döküyorsun. Bari ısıt da dök be. Bak şuna hala konuşuyor. Beni daha fazla sinirlenmeden kalk çabuk. Çık diyorum yataktan. Çık diyorum. Tamam. Kalk. Sen konuşma Allah aşkına. Sen o bayramlık ağzını açma, ben hemen kalkıyorum. Tamam. Bari bir sıcak çay yapsan da içim ısınsa. Aziye de bir hizmetçi tut. Çayını dışarıda içersin. Emine, ben şimdi anladım. Neyi anladın? Hani biz ayrı yatıyoruz ya. Doğum kontrolü bu olsa gerek. Allah senin cezanı versin inşallah. Para bırakmayı unutma. Evde bir şey yok. Daha dün verdim. Bu kadar parayı ne yapıyorsun? Hem akşam niye söylemedin? Akşam söyleseydim ne olacaktı ha? Ha? Ne olacaktı? Öyle deme, çok fark eder. Akşam söyleseydin yatardım kuluçkaya, sabaha doğururdum. Gebertmez miyim ben seni, gebertmez miyim Allah'ım? Ötekini de attın mı? Atacak bir şey var mı elimde? Allah cezanı verir inşallah. Geberirsin inşallah. Ana. Gelme. Dandik konuşma da para bırak, para. Anam yok. Akşam ne yiyeceğiz? Sen bir şey yaparsın güzel karıcığım benim, kurban olayım. Tabii yaparım güzel kocacığım ama para bırak, para. İstersen sen otur, ben gidip çalışayım ha, ne dersin? Tamam fazla konuşma. Al şu parayı bak, son parama. Ay başına daha 3 gün var ha. 3 gün var, idare et tamam mı? Şu 500 lira da benim. Kudurdun galiba. Al 100 lira neyine yetmiyor senin? Ya ana, akşama kadar ben simitle mi karnımı doyuracağım? Sen de daha çok kazanmaya bak. Nereden kazanayım? Bir bilene sor. Kim bir bilen? Ara bulursun. Nerede? O senin sorunun. Onu da söyle bari kurban. Hadi fazla konuşma da işe geç kalacaksın ev kuşu. Yahu al şunu, unuttun. Ver. Yüzsüz karı onu da aldı. Hayırlı işler nasılsın? Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol. Hayrola Ali, pek düşüncelisin. O düşünmeyecek de kim düşünecek? Borç kırtlağı aşmış, üstüne üstlük evdeki huzursuzlukta cabası. Sen onlara bakma Ali. Seni sevdiklerinden takılıyorlar. Gel otur bir çay içelim. Sağ ol Mahmut Efendi. Başka zamana. Sen önce benim hesabı kapat. Onlarınkini sonraya bırak. Olur mu? Hüseyin Efendi, durumum çok sıkışık. Senden biraz para istemeye geldim. Farkı neyse öderiz. 1 aylık sadece. Yo, ben faiz almam. Ama istersen sana mal verebilirim. Dükkandan istediğini al. Sana ne kadar lazımdı? 700.000 lira. Sana 700.000 liralık mal vereyim. Ne istersen al. Ali bir dakika, buraya gel. Buyur patron. Bak bey, ne istiyorsa ayırın. Başka yardımcı efendim. Ol. Buyurun efendim. Buyurun. Şu Hüseyin Efendi'yi bir türlü anlamıyorum. Borç para istemeye geldim, bana para yerine mal vermeye kalktı. Ben malı ne yapayım? Üzme canını. Sen malları ayırmaya bak. Sonra yine paranı alırsın. Anlamadım. Hem mal hem para mı verecek? Biraz sonra anlarsın. Bu ne kadar? Herhalde bunu aldık mı zaten pek bir şey kalmıyor. KDV, bandrol ve de şey dahil 310.000 lira. 400.000 liralık bir şey daha alacağım. 400'e al, 300'e ver. Anlamadım. Yok bir şey. Ayırdınız mı? Evet. Bir televizyon, video, elektrik süpürgesi, bir de düdüklü tencere ayırdık. Hayırlı olsun. Bir de şunları imzaladın mı tamamdır. Buyur, imzala. Ben şuradan bir vasıta alıp geleyim, malları yükleriz. Hele dur, otur biraz. Sen şimdi bunları götürüp satacaksın değil mi? Evet. Mesele yok. O halde sen bunları bana sat. Ben senden bunları 500.000 liraya alırım. Anlaştık mı? Peki. Kahvaltı etmeyecek miyiz? Elin armut mu devşiriyor? Dolapta peynir var. Çay da ocağın üzerinde, al da ye. Ah! Zamanında benim sözümü dinleseydin böyle olmazdı. Ne yani? Naciye'nin oğluyla mı evlenseydim ha? Oğlan hırsızlıktan hapiste şimdi. Ya Hüsniye'nin oğlu? Karısını bırakıp başka karılarla Almanya'ya kaçtı. Aman al birini vur ötekine. Hep kötüleri söylüyorsun. Ya Şaziment'in oğlu? Altında son model araba, cebinde tomarla para. Üstüme fazla var mı? Zaten sinirliyim, bir de senden dalaşmayayım. Tamam. Sana da bir şey söylenmiyor. Söyleme öyleyse be. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Para çok, işin içinden çıkamıyorsunuz. Hani şu bizim işi de halletseniz diyorum. Ne işi? Zam işi. Aylardır bekliyorum. Ulan daha geçen sene zam yapmadın mı? Bir de kurban eti gönderdik. Kaç sene sonra yapacaksın? O benim bileceğim iş. Düşünürüz. Zaten iş yok, güç yok. Kaç gündür bir şey sattığımız var mı? Oturuyoruz. Doğru. Bizde satış yok. Sadece alış var. Daha karlı oluyor. Anlamadım. Yani demek istedim ki. Ne demek istedin? Daha kazançlı olan neymiş? Siz daha iyi bilirsiniz. Hani bugün sabah yaptığınız gibi olan alışlar. Şuna bak. Ne yani, adam sıkışmış. Paraya ihtiyacı var. Gelmiş benden istedi. Elindeki malları götürüp başkasına ucuza satsa daha mı iyi olurdu? Ben değerini aldım. İnsanlık görevimi yaptım. Kötü mü ettik? Oo, çok iyi yaptınız. Sizin gibi yardımsever insanlar çok az. Nesliniz tükeniyor baba. Doğru. Neyin nesli tükenmiş? Yani sizin gibi yardımsever insanların. Bir de bizim şu zam işini halletseniz. Tamam. Hadi sen işine bak. Zamanı gelince onu da hallederiz. Bana bak, gel buraya. Sen de şu fazla masrafları biraz kes. Ne masrafı? Ne masrafı mı? Geçen gün seni saray pastanesinde dondurma yerken görmüşler. Geçen sene bizim kapıda kemik bulmuşlardı. Ha, bak ağzınla söyledin işte. Benim kurban etinin kemiğiydi o. Ya o ben zıkkım olsun, zehir olsun, Allah belamı versin, yemeseydim. Daha zar tutma. Hadi oğlum. Sizinki geliyor. Sataşmayın şuna. Gel otur Ali. Belki şansım döner de dersini veririm şuna. Ah, tam adamını buldun. Kelin merhemi olsa evvela kendi başına sürer. Hiç belli olmaz. Bakarsın bir gün şans bana da güler. Sen ona bakma Ali. Biraz sonra bu tavlayı kapattıracağım ona. Hadi yen de görelim. Hadi oğlum kemik. Düşe şey yavrum, sonun geliyor Cafer. Hadi oğlum mahcup etme. Ah. Of. Ay, bugün çok yoruldum. Ne iş yaptın da yoruldun? Sehpaların tozunu aldım ya. Canik, nasılsın? Bana canik manik deme. Peki. Sen nasılsın anne? Ne var ne yok? Benim nasıl olduğumdan sana ne? Sen kendine bak. Bugün ne yemek var Canik'cim? Pardon Eminem. Önden şampanya ve havyar. Arkadan nefis bir levrek balığı, birkaç çeşit zeytinyağlı ve hanım göbeği. Ah, işte ona bayılırım, ölürüm. Sakın bayılma. Çünkü gene kuru fasulye var. Gene mi kuru fasulye? Dün de onu yedik. Bir haftadır kuru fasulye. Yalnız etsiz. Bıraktığın parayla ancak bu kadar olur. Adam ol, çalış da daha çok para kazan. Bu mu daha çok para kazanacak? Güldürme beni. İşine gelirse ben bu kadar kazanıyorum. Beğenmiyorsan işte kapı. Aa, kocam sağ olsaydı da bugünlerimi görseydi. Ne dedin, ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Şey yani ben demek istedim ki hani artık kuru fasulye yesek dedim. Bir daha duymayayım, çok fena yaparım seni. Hadi git masanın örtüsünü yay, hadi. Başla. Yemekleri de ısıtmayı unutma. Emrin olur. Hadi. Ertesi de güzel oluyor. Gül gibi kızımı sana verdim. Bak ne hale getirdin. O anadan doğmayla, sonradan olma değil. Beğenemedin mi? Yo, ben beğendiğim için seni aldım. Ama anam beğenmiyor. Annemle uğraşmayı bırak da yemeğini ye bakayım. Ben komşuya gidiyorum. Kahve içmeye bekliyor. Geç kalma anne. Sen de kocanla otur. Üf. Ne arıyorsun sen burada? Hadi yatağına bakayım. Biz karı koca değil miyiz Canikim? Bak gene Canikim diyor. Sana kaç defa söyledim bana Canikim deme. Sen nasıl istersen öyle olsun benim güzel Eminem. Hani insanlar karı koca olurlar, evlenirler, sonra da şey yaparlar ya. Aklın fikrin hep şeyde. Güzel oluyor ama. Hadi. Sinirlenmek sana ne kadar yakışıyor. Bana niye böyle davranıyorsun? Onu kendine sor. Seninle ilk tanıştığımız zamanlar ne kadar güzeldi. Bilmem, herhalde uygundur. Şimdi telefonunu alayım da gidip... Tam bize göre bir yer. Şu emlakçıyla bir konuşalım. Hadi. Ev işi tamam. Sıra nikahta. Seni çok seviyorum Halim. Canım. Bırak yıl ışıklığı da doğru yatağına. Ya müsaade et bir kere şey yapayım. Ne laf anlamaz adamsın sen. Çekil. Şuradan. Yatağına. Yatağına. Kalk. Kalk diyorum. Üf üf. Sen daha işe gitmedin mi ev kuşu? Kahvaltı edip gideceğim Canik. Adam sana kaç defa söyledim bana Canik deme diye? Ne diyeyim Canik? Elinin körünü de. Elinin körü Canik'ciğim. Ah, ne oluyor be? Aa, kan vermeye. Yahu sabah sabah bu ne telaş? Kan vermeye gidiyorum. Aa. Gene ne var? Hani şu benim zam işini şey... Sabah sabah başlama gene. Zam mam yok, anladın mı? Hadi işine. Kızma be patron. Bir şey demedik. Hani sabah sabah kafan daha rahat olur diye. Ben de öğlenden sonra söylerim. NATO kafa, NATO mermeri. Yuşan ne? Ali Görmüş'ün evi neresi? Şu kahverengi kapağı diyor. Ne var? Ne istedin? Ali Görmüş'ün evi burası mı? Evet, burası. Niye sordun? Ben noterden geliyorum. Gene ne yaptık gözü kör olasıca? Bir şey yaptığı yok. Sadece kendisiyle konuşmam lazım. Ben karısıyım, bana söyle. İçeride konuşabilir miyiz? Gel, konuşalım bakalım. Ben gidebilir miyim patron? Saat 7. Sen ne biçim adamsın be? Hem zam istersin hem de tam saatinde gitmek istersin. Böyle çalışmayan adama zam yapılır mı? Hadi hadi git. Hadi. Dikilme tepeme. Aa, lütfettiniz yani. Ne demek be? Nasılsın Cici Ali abicim? Yahu siz delirdiniz mi? Ne oldu size böyle? Meşhur Hıyar Ali birdenbire Ali abi oldu. Tabii abimsin. Sana biraz meyve hazırlayayım mı? Aa, armutlar bitmiş, hepsini sen mi yedin? Daha borcumu bitirmedim. Yeni borç mu ekleyeceksin? Ha, borcu bırak abi. Sen ne istersin onu söyle. Hiçbir şey istemem. Hadi eyvallah. Güle güle abicim, güle güle. Ali abi iyi akşamlar. Gene borcumu söyleyeceksen biliyorum, ay başında ödeyeceğim. Ne borcu Ali abi? Bir emrin var mı diye soracaktım. Ya bana bak, doğruyu söyle. Sana malum mu oldu? Hani şeye malum olur ya, ben ölecek miyim yoksa? Allah saklasın Ali abi, ne ölmesi. Sen bizim veli nimetimizsin. Ya daha dün borcunu istiyordun, birdenbire abim mi oldum? Abimizsin de ondan. Tamam geç hadi. Nefis pirzolan var, tam sana göre. Ayrıca koç yumurtası da ayırdım. Ya ben zehirlenirim babam. Hayatımda yemedim onları. İstersen haber yolla, ben eve getiririm. Hoş geldin Canikim. Gel içeri. Ümmeti Muhammed karı kudurdu, imdat. Gel gel. Gel gel canım. Gel. Otur şuraya. Otur. Oh benim canım. Çabuk koş leğenle su getir. Benim aslan damadım gene çok yorulmuştur. Şimdi otur getiririm. Canım, otur. Gel canım gel. Ha. Yaslan. İşte. Hmm. Şöyle aslan damadım yaslan. Ha. Çıkar canım ayaklarını çıkar. Hmm. Ver bakayım. Hmm. Suyu koyalım. Ay bakalım. Hadi bucu. Aa, ay sıcak mı? Aman da minicik ayacıklar da ne güzel de bucu yapıyormuş. Bu güzel ayaklarmış bunlar. Oh. Kendi el cezimle pişirdim. Aslan damadım yorgunluk kahvesi. Afiyet olsun. Ver bakayım ayağını. Afiyet olsun yavrum. Hmm. Oh. Öbür ayağını da ver canım. Güzel. Oh. Hmm. Sen kahveni iç, sonra pijamalarını giy, yatağa uzan, dinlen. Ben sofrayı hazırlayıp seni kaldırırım. Hadi bakalım, bir öpücük ver bakayım. Bu kahveden şüpheleniyorum. Zehirli olabilir. Hadi kalk Canikim, sofra hazır. Hadi yemeğe. Yahu Allah aşkına ne oldu size? Nedir bu değişiklik? Senin ne kadar çok sevdiğimi anladım. Bugüne kadar sana kötü davrandığım için kendimi affetmeyeceğim. Yahu çıldırtmayın beni, ne oldu size? Bir şey olduğu yok. Sadece sana kendimi affettirmeye çalışıyorum. Hadi. Gel. Hadi gel otur. Dinlendin mi yavrum? Sen seversin diye aldım. Bu gece ben de içeceğim, canım istedi. Ne zamandır damadımla karşılıklı içememiştik. Hmm. Al. Hadi aşkımıza içelim. Damat. Hı? Hadi etleri getirsene. Şimdiki kadınlarda iş yok. Biz kocamıza sofrayı 5 dakikada donatırdık. Kocamızın gözünün içine bakardık. Ben senin yerinde olsam bu kızı 5 dakika çekmem. Kız anne, gene başlama. Bizi kıskanıyorsun değil mi? Aramıza girme bizim. Bu karının bende gözü var. Bir herif bulsak da azıtmadan paçayı kurtarsak. Canikim onu ne kadar çok sevdiğimi bilir. Öyle değil mi Canikim? Tabii biliyorum. Çok seversin. Al canım, bundan dayım. Ben komşuya gidiyorum. Bu gece güzel film var. Burada televizyonu açıp başınızı şişirmek istemiyorum. Belki gece orada kalırım. Beni merak etmeyin. Bizim için no problem. İstediğin kadar kalabilirsin. Hadi içelim Canikim. Emine oy Emine, çekme beni Emine. Ben seni çok seviyemli imanıma dinime. Alim alim can alim, gözlerim ercan alim. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen benim halim. Ben üstümü değiştireyim. Sen de gel, yatalım. Evleri yol üstüdür, kemeri bel üstüdür. Her gün gel geç kapımdan, liko desinler dostudur. Hadi gel canım. Emine, benim yatağımı yapmamışsın. Ben nerede yatacağım? Salak! Benim yanımda yatacaksın Canikim. Hani biz karı kocaydık. Evli insanlar ne yapardı? Bekletme gel artık. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Saat kaç? 10. Beni niye uyandırmadın? Hüseyin Efendi işten atmak için bahane arıyor zaten. Aa, bu ne? Kahvaltı. Karı beni zehirleyecek. Ağzından yel alsın. Senin olmadığın dünyada ne yaparım ben? Kendimi telef ederim vallahi. Hadi ye. Dükkana telefon ettim. Hüseyin Efendi ile konuştum. Bugün işe gitmeyeceksin. İşe niye gitmeyeceğim? Seninle bir yere gideceğiz. İşimiz var. Çok yaşa. Ne işine? Gidince görürsün. Neresi acaba? Hah, işte burası. Burada ne işimiz var? Gel şimdi öğrenirsin. Ali Görmüş Bey, sizi buraya kadar yormuş olmamızın nedeni... Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Öncelikle başınız sağ olsun diyelim. Dostlar sağ olsun da canlı olarak eşek sahibi bile olamadım. Benim kimsem ölmedi. Başsağlığı nereden çıktı? Bildiğiniz gibi değil, vasiyetinde ölümünden sonra bütün servetini tek varisi olan yeğeni Ali Görmüş'e bıraktığını açıklayan ve kesinlikle amcanız olduğunu tespit ettiğimiz Musa görmüş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ah canım Musa amcacığım, bizleri kimlere bırakıp gidiyorsun? Kes kız, amcamı ben tanımıyorum. Sen nereden tanıyorsun? Canikim, amcanın ölümü aklına aldı. Daha bir hafta evvel mektubunu okuduk. Bizi Amerika'ya davet ediyordu ya. Kaç para bırakmış noter bey? Gayrimenkuller hariç kalan paranın Türk lirası olarak karşılığı 520 milyon lira. Acaba matematiğiniz kuvvetli midir noter bey? 520 lira olmasın? Tabii bazı işlemlerin tamamlanması sanıyorum 10-15 gün sürer. Uğraşmak istemezseniz bir avukata veya bana vekalet verin. Ben zat-ı alilerinin yerine işleri yürüteyim. İyi olur. İnsan yorulma canikim. Gerek yok. Ben ne lazımsa yaparım. Bu kadar paraya sahip olmak için biraz emek vermeliyiz değil mi noter bey? Eğer şu an yapacak başka işimiz yoksa biz gidebilir miyiz efendim? Tabii gidebilirsiniz. Ben gelişmelere göre sizinle irtibat kurarım. Biz sizi sık sık ziyaret ederiz. Ah İsmail amcacığım ah. Musa hanımefendi, Musa. Aman zarar yok. Ha İsmail ha Musa. İkisi de aynı kapıya çıkar. Hoşça kalın efendim. Güle güle. Güle güle. Bak, şunlara bak. Para insanı nasıl değiştiriyor. Kocasına karşı bir anda değişti. Dünya bu. Menfaat dünyası. Ne demiş büyüklerimiz? Ye kürküm ye. Evet abi. Ben de seni anlayamıyorum. Artık çalışmaya ihtiyacın mı var? Bir müddet istirahat et, gez, eğlen. Sonra istersen kendine bir iş yeri açarsın. Tamam, olur. Düşünürüz, eyvallah. Güle güle. Akşama geç kalıp da beni merakta bırakma. Sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Ne oldu kızım? Ali gitti mi? Çabuk söyle, ne kadar para kalmış? Tam 520 milyon lira kalmış. Ne kalmış? Sağır mısın? 520 milyon kalmış. Şimdi anladın mı? Dur. Aman. Ali duyunca ona bir şey olmadı. Sen ne oluyorsun? Kendine gel. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sen duyunca fena oldun. Oysa Ali kendisine bu kadar para kaldığını duyunca kılı bile kıpırdamadı. Ali paradan anlamaz ki kılı kıpırdasın. Para senle benim işime yarar. Ayol sana ne oluyor? Koca benim, para benim. Besle kargayı, oysun gözünü. Hoş geldin benim aslan evladım. Gel otur şöyle, gel. Gel hele, geç bakayım. Aslan oğlum. Otur, keyfine bak. Bir şey ister misin? Sana çay söyleyeyim mi? Sağ ol, bir şey istemem. Yahu Hüseyin efendi, düne kadar istediğim birazcık zaman karşı çıkıyordum. Birdenbire ne oldu sana? Beni mazur gör oğlum. Senin değerini bilememişim. Sana istediğin kadar zam yapacağım. Hem istersen avans da vereyim. Ne avansı? Şey yani... Demek istediğim o ki... Elinde para bulunsun, lazım olur. Yoksa önce bana da mal verip sonra paraya çevireceksin. Şunun düşündüğüne bak. Hiç öyle şey olur mu? Sen benim evladım sayılırsın. Al buyur, buyur. Al hadi. Bu biraz fazla değil mi? Sonra nasıl öderim? Düşündüğün şeye bak. Bu da laf mı yani? Sana şu gün öde diye mi var? Canın ne zaman isterse ödersin. Birkaç gün izin verebilir misiniz? O ne demek? İstediğin kadar git, gez, eğlen, dondurma ye. Dilediğin zaman gel. Burası senin dükkanın. Ama mutlaka gel. Bizi unutma. Seninle ne işler yaparız? Ne işler? Benim aklım, senin de... Benim neyim? Şey yani, senin de çalışkanlığınla ne işler yaparız? Anlıyorum. Senin aklın, sizin aklınız, benim de... Biraz para verir misin abi? Kaç gündür yemek yemiyorum. Buyur baba. Karnını güzelce doyur. Sağ ol abi. Allah gönlüne göre versin. Sevdiğine kavuştursun. Sevdiğime. Sevdiğime. Beni seven yok ki. Herkes bana kalan parayı seviyor. Merhaba abi. Merhaba. Miras kalmış abi, hayırlı olsun. Sağ olasın. Heh, bir dakika dursana. Nereye gidiyorsun şimdi? Kahveye doğru, canım sıkılıyor da. Ya benim de canım sıkılıyor be. Gel senden Felek'ten bir gece çalalım ha. Abi dalga geçecek başkasını bulamadım be. Ya bu ne dalga geçmesi, ciddi söylüyorum. Ya yenge? Boş ver, o bana karışamaz. Boş versene abi, onu kızdırmaya gelmez. Bırak ya ben şimdi gideyim. Sen benden geliyor musun gelmiyor musun kardeşim, onu söyle. Peki be abi, hadi gidelim. Yürü. Hadi içelim. Sayende iyi eğleniyoruz Ali abi. Eğlenmene bak. İyi eğleniyoruz değil mi abi? Ne abisi be babam ya? Bana sadece Ali de. Olur be Ali abi. Kusura bakma. Din alışkanlığı işte. Yanından başkasında başkalarından. Tanıdıklarım içinde tek dost senmişsin. Düne kadar bana ters davrananlar kalan mirastan sonra birdenbire değiştiler. Oysa sen ilgilenmedin bile. İşte gerçek dostluk bu. Seni bunun için seviyorum arkadaş. Bir şey mi dedin sen arkadaş? Yok. Bir şey mi dedin? Ne bileyim. Mirastan evvel daha mutluydum. Zorluk çekiyordum ama insanların paraya karşı olan bu zayıflıklarını bilmiyordum. Tek düşüncem evim, karımdı. Onlar için mücadele ediyordum. Bana kıssalar da aldırmıyordu. Her şeyi olduğu gibi seviyordum. Ama bu miras her şeyi birdenbire değiştirdi. Görmediğim şeyleri gösterdi bana. Birden dünyam değişti. Şaşırıp kaldım. Keşke bu kirli para olmasaydı. Bundan evvel daha mutluydum. Hadi içelim. Ne o, duruldun birden? Gerçeklere. O dediğine içelim abi. Bak yine abi dedin bana. Az alışkanlığı abicim. Karın bahar seli gibi, sanki ilk yaz günü gibi. Bir güzele deli gibi sevdalandım, sevdalandım. İnsan haber vermeden bu saate kadar sokakta kalır mı hiç? Seni ne kadar çok merak ettim Canik'im. Değil mi? Beni çok mu merak ettin? Beni mi yoksa? Senin karnın acıkmıştır. Bak sofra hazır. Gel otur yemek ye. Gel. Aç değilim. Ama içki versen malı götürürüm. Aha tabii. Rakı var. İyi tök. Sen içmiyorsun mu? Sen istersen zehir bile içerim. Be içersin ya. Kendine de tök. Ya. Evet. Sağlığına güzelim. Sağlığına anam. Aklıma ne geliyor biliyorsun mu? Ne geliyor? Hani diyorum biz bu kadar çok parayı ne yapacağız? Hani bu para olmadan da geçinip gidiyorduk. Ama bundan sonra istediğimizi yapabiliriz. Doğru. Ama bu parayı daha doğru yerlerde kullanabiliriz diyorum. Nereye? Mesela ne bileyim, kafamda bir şeyler var yani. Yani yeni bir ev, araba, eşya gibi şeyler mi? Bak ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yani diyorum ki o paraya bizden daha çok ihtiyacı olanlar vardır icabında. Değil mi? Ya. İhtiyacı olan insanlar kim? Bizim ihtiyacımız yok mu? Ya tabii var. Var. Bizim de bir takım ihtiyaçlarımız var ya. Ben başka türlü mevzuata takılıyorum hani. Yeah. Ne düşünüyorsun? Boşver böyle aklıma geldi attım yani. Tamam ya. Uykum geldi. Veresin ört uyusun. Burada uyuma. Yatağına yat Allah sen. Tamam. Kalk. Bunu alayım mı? Hayır kalsın. Sen yat. Biraz da yatak mevzuatına takılalım hani. Gel gel gülüm, gel gülüm bana bir haber edersin. Ne diyor bu? Ben de bir şey anlamadım. Bir delilik yapmasın. Hele bir yapsın, ben ona gösteririm. Biz gene de dikkatli davranmalıyız. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Hadi sen git yat şimdi. Ben de masayı toplayıp yatarım. Dediklerimi unutma. Tamam anladık. Geçerken uğrayayım dedim. Bizim iş ne durumda? Ben de size haber yollayacaktım. Yarın her şey bitmiş olacak. Paranızı yarın alabilirsiniz. Sizden bir ricam var. Tabii buyurun. Aileme parayı yarın alacağımı söylemeseniz. Zamanı gelince ben onlara bildiririm. Nasıl isterseniz Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın kaçta geleyim? Hangi saatte isterseniz gelebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Merhaba baba. Kolay gelsin. Merhaba abi. Sağ olasın. Nasılsın Ali Bey? Yahu siz niye böylesiniz? İnsan parası olunca mı beydir? İnsan ya her zaman beydir ya da değildir. Estağfurullah. Ali abi nasıl söylesem. Tamam. Ne söyleyeceksen çekinmeden söyle. Diyeceğim o ki dükkandaki dolap iyice eskidi. Artık eskisi gibi soğutmuyor. Yani yeni bir dolaba ihtiyacım var. Evet. Yeni bir dolap kaç lira? Fazla değil. 200.000 lira kadar. Bir şartla veririm. En kısa zamanda öderim abi. Önce hakkına razı olacaksın. Bundan sonra hile yok, tamam mı? Verdiğin parayı da bana herkese verdiğin fiyattan et vererek ödeyeceksin. Anlaşıldı mı? Nasıl istersen abi. Son gülen iyi gülen Leyla. Çektiğimiz acılardan sonra nihayet mutlu günlerimize kavuştuk. Öyle olacağını biliyordum. Bir daha asla seni terk etmeyeceğim Leyla. Seni çok sevdim. Bir ömür boyu birlikte olacağız. Artık hayallerim gerçek oldu. Evet Leyla. Bir daha hiç ayrılmayalım. Kalanlar da geldi. Bak beni dinleyin. Bunların evlenmesi gerçekten iyi oldu. Elbette iyi oldu. Tabii. Ben de onaylıyorum. Zaten bu iki çift birbirini çok seviyorlardı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kim gelmiş? Hoş geldin Canik'im. Bak Hüseyin Efendi renkli televizyon videoyu yollamış. Filmde yollamış, seyrediyorduk. Parası için düşünmesin, istediği zaman ödesin demiş. Onu tanırım. Az gelecek yerden tavuk esirgemez. Yakında kokusu çıkar. Aa, düşündüğün şeye bak. Gel otur şöyle, sana bir çay yapayım. Biraz evvel içtim, istemem. İstemem. Baksana neler yapıyor. Hadi. Çok iyi. Git. Ben de seninle birlikte olmak istiyorum. Yok. Bizim Şükran geldi galiba. Kapıya bakar mısın? Bakarım. Elbette. Ben de şunları mutfağa götüreyim. Bak. Tuttuğun altın olsun damat. Sayende sinema evimize geldi. Ne yapacak? Ne olacak? Benim Canik'im bir tane. Ben onun canını yerim. Al bir tane hamurcuk. Al bunu da hamurcuk yap. Bu da hamurcuk. Kaçıyorum sana. Yoksa karışmam. Bana vurdun. Yapma şunları. Kendime biraz yeni bir şeyler almak istiyorum. Bana para verir misin? Olanlar yetmiyor mu? Ha, zengin adamın karısı başka türlü giyinir. Yahu ne çabuk zengin oldunuz. Nasıl amadeydiniz? Para, televizyon, video. Aa, tamam tamam alırsın. Bırak. Bırak. İyi günler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle güzel bir şeyler almak istiyorum. Düşündüğünüz bir şey var mı efendim? Bilmem, işte siz bir şeyler gösterin. Memnuniyetle. Bakayım. Buyurun efendim, şunlara bakın. Şu şeye bakayım, şuna. Bakın efendim. Burada çok zarif bir şey var. Aa, çok güzel. Güzel. Evet evet, onu verin. Evet. Evet. Şunlar da fena değil. Onlar. Ah. Çok güzel. Şu nasıl bir şey? Bakayım şunu da. Bu da güzelmiş. Şunların hepsini aldım. Kutlarım hanımefendi. Aldıklarınızın hepsi de çok güzel şeyler. Çok teşekkürler. Hesabını yapın. Hesabınız 781. Buyurun. Oh, oh, ay. Oh, öldüm, ay ya. Uy, ah. Ah. Hoş geldin kızım. Ah, hoş bulduk. Anne, bak nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Çok yakışmış, harika olmuş. Ah, dur. Bunlar da senin. Ah, benim mi? Ah, ay canım. Sağ olasın. Bak, bu poşet çok senin. Güzel. Bak. Ben de kendime ne aldım? Bunu. Ah, çok güzel. Bakayım kumaşına. Harika. Dünyanın parasını verdim. İyi ama yapmışsın, vallahi çok baby. Yakıştı kızım. Çok güzel değil mi? Ah. Bundan iyisi can sağlığı. Biz haber yollamasak geleceğin yok. Unuttun bizi. Bu dükkan sensiz olmuyor evladım. Bütün müşteriler seni soruyor. Ben artık... Anlıyorum. Haklısın. Ben de o kadar paraya sahip olsam başka birisinin yanında çalışmam. Zaten ben de sana ortaklık teklif edecektim. Para daha elime geçmedi ki abi. Lafım olur. Söylediğin şeye bak. Düzen kurulu zaten. Sen olur da yeter. O sonraki iş. Ben mukaveleyi hazırlattım. Para benden, çalışmak senden. Ya işte böyle. Eğer istersen sen de ileride para koyarsın. Parasız ortaklık olmaz Hüseyin Efendi. Hele bir parayı alalım, sonra düşünürüz. Senden para isteyen mi var? Olur de yeter. Senin sözün kafi. Söz veremem. Parayı alana kadar böyle işçi gibi çalışırım. Sonrasını düşünürük. Olur evladım, nasıl istersen. Peki benim uzam işi nasıl olacak? Söylediğin şeye bak evladım. Kolay evladım, kolay. Sen iste yeter. 2 misli artsın, 3 misli artsın. Var mı daha diyeceğine? Evet. Ah, hoş geldin. Bak, nasıl elbisen? Beni nasıl buldun? Bu ne hal Emine? Aa, halimde ne var ki? Elbisen? Ne olmuş elbiseme? Biraz medeni ol. Eğer medeniyet buysa olmaz olsun. Baksana, çıplak gibisin kızım, bu ne? Her tarafın meydanda. Aman canik, ne var bu elbisede? Her kadın gibi bunları giymek benim de hakkım. Biraz medeni ol. Eğer medeniyet buysa ben pek beğenmedim. Nereye gidiyorsun canik? Biraz dolaşacağım. Aa. Canım sıkılıyor. Ben de bu akşam dışarıda yemek yiyelim diyecektim. Başka zaman. Şu insanları anlamıyorum. Düne kadar hepsi başka türlü davranıyorlardı. Mesela Hüseyin Efendi. Zam istediğim zaman adam söylemediğini bırakmazdı. Şimdi ortak olmamı istiyor. Hem de para koymadan. Hele kasap, bakkal, manav. Düne kadar alacaklarını isterlerdi. Şimdi soran yok ama borç para istiyorlar. Karım bile başka biri oldu sanki. Onu anlamıyorum. Sanki benim tanıdığım insan değil. Hele kayınvalidem beni oturtacak yer bulamıyor. Neden? Niye böyle oldular? Nedeni ortada. Sana kalan miras. Hepsi çıkar peşinde. Başka ne olabilir ki? Çevremi saran bu insanlardan nefret ediyorum. Kaçmak, uzaklaşmak istiyorum. Kaçmakla bir şey halledemezsin. Aksine bu menfaatperest, çıkarcı insanlarla mücadele edip onlara doğruyu, güzeli, iyiyi göstermen lazım. Her şeyin para olmadığını onlara anlatmak senin görevin. Eline geçen bu fırsatı değerlendir. İşte seni bunun için seviyorum. Karnın aç olsa da kalbin ve beynin tok. Var mısın? Gidip kafaları çekelim. Hastaya ilaç sorulur mu? Hadi yürü. Hadi. Ne duruyoruz, yürü. Ben sana kaç defa söyledim kocana sahip ol diye. Miras kaldıktan sonra eve gelmez oldu. Mutlaka hayatında başka bir kadın var. Kimin? Onun mu hayatında başka bir kadın var? Vallahi üzerime başka bir gül koklasın, onu yaşatmam. Oho, Atağlan Üsküdar'ı geçtikten sonra mı? Senin dilinin altında bir şey var. Geveleme de çıkar ağzından baklayı. Bildiğim bir şey yok, yalnız sen kocana sahip ol. Deli gibi sevdanım sen. Ne bu halin? Ne olmuş halime? Sarhoşsun. Evet. Sen demedin mi biraz medeni ol diye? Dilinin zoruna bak. Sarhoşlukla medeniyetin ne ilgisi var? Birbirlerine sordum, medeni erkekler içki içer dedi. Bizde delikanlı değil mi? Hmm. İçer, anladın mı? Göbeğinin altı deli. Çukur eminem, eminem eminem, çakır eminem, göbeğinin. Dükkanda bazı değişiklikler yapalım diyorum mesela. Sizinle biraz yalnız konuşabilir miyim Hüseyin Efendi? Yanında konuşabiliriz. Yeni ortağım. Buyur otur. Nasıl söylesem, hani benim şu senet vardı ya, durumum hiç iyi değil. Onu bir ay daha erteleyebilir miyiz acaba? Olur mu? Olabilir. Ama bir aylık farkı... Aa, ne farkı? Sana yakışır mı? Faiz iyi bir şey değildir. Yeni bir senet yaparız, bir ay sonra ödersin. Çok teşekkür ederim efendim. Aa, rica ederim moruk, olur mu öyle şey? Aa. Erkencisin damat, hayırdır inşallah. Emine'ye sürpriz yapacağım. Nerede o? Mutfakta, yemek yapıyor. Emine! Efendim? Gel buraya. Hemen geliyorum canikim. Hoş geldin canım. Ne istedin canikim? Hadi üstünü değiştir gidelim. Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Hadi. Ocağın üstünde yemek var. Bakıver anne. Olur. Bizi yemeğe bekleme. Geç geleceğiz. Siz keyfinize bakın damat. Beni merak etmeyin. Evet, çok ediyorum. Burada ne işimiz var? Niye geldik? Yeni bir ev alalım diyen sen değil miydin? O mahalleden taşınmak istemiyor musun? Bak işte. Acelesine daha parayı almadık. Ya olsun, sen beğen, gerisini düşünme. Alınca öderik. Nasıl, beğendin mi? Bilmem, daha bitmemiş. Ne bileyim. O halde gel başkasına bakalım. Bitmiş bir bina buluruz. Hadi. Olur. Hadi. Nasıl buldunuz abi, beğendiniz mi? Fena değil. Valla biz şu 3. kata baktık. Nasıl? Orası satılık mı? Satılık abi. Kaç kuruş? 200 milyon isterler. Baba ben mahalleyi sormuyorum, şu 3. katı sordum. He, ben de orayı dedim abi. Çok ucuz. Malzemeden çalıyorlar herhalde. Hı? İkimiz de araba kullanmasını bilmiyoruz ki. Olsun, önce arabayı alalım, sonra kullanmayı öğreniriz. Yardım edebilir miyim efendim? Arabaya bakıyorduk da. Beğendiğiniz var mı acaba içinde? Yok, daha karar veremedik. Gidelim buradan, daha sonra geliriz. Ha, biz sonra tekrar uğrarız karar tabii verdiğimizde. Tamam, oldu. Her zaman bekleriz efendim. Allah'a ısmarladık, sağ olun. Güle güle. Eyvallah. Ah canlarım, geldiniz mi? Şimdi bak, kargaşaya şeye gerek yok. Şimdi hepinize vereceğiz. Canlarım, ne olur birbirinizi ezmeyin Allah aşkına. Ha, arkadaşlar bir dakika, şeye gerek yok, telaş etmeyin. Tamam, al. Al canım, sen de al. Al güzelim. Al güzelim. Bir dakika, bak o küçük kardeşinize de verin. Emine! Emine kız, neredesin? Aa, buradayım, ne var, ne oldu? Nedir bu telaşın? Ben sana söylemiştim. Neyi söylemiştin? Merakta bırakma insanı. Söyle, ne oldu? Yoksa Ali'ye bir şey mi oldu? Bir şey olmaz o domuza. Turp gibidir o. Ne öyleyse? Ali'ye... Ne olmuş Ali'ye? Onu bir eve girerken görmüşler. Orada bir kızla buluşuyormuş. Daha evvel de bir iki defa gitmiş. Ne? Bir kızla mı buluşuyormuş? Vay adi herif vay. Sinirlenme hemen. Sana söylemem lazımdı yavrum. Yürü. Yürü gidip ağzının ortasına... Acele etme dur. Acelesi mi varmış be anne? Gebertirim ben o alçakları. Yaşatmam vallahi. Tamam sakin ol. Düşünelim önce. Acele işe şeytan karışır yavrum. Ah ulan Ali. Yedim ulan Ali seni. Sıçtım ağzına. Yürü anne. Dur kızım. Yakında. Gel. İçeride mi? Evet kızım, istersen gir kendi gözlerinle gör. Son duanı et. Son duanı. Ah, seni godoş seni. Hı? Ne diyorsun be? Manyak. Ne? Tutma beni anne. Dur kızım yapma. Ay, dur. Geberteceğim bak, seni. Anlatayım. Geberteceğim. Anlatayım. Bırak. Ay, dur kaçma. Dur kaçma, yaktım çıranı, yaktım. Yahu. Ah, Emine. Bir yakalarsam seni ölümlerden ölünmeyen Ali. Emine. Ah, geberteceğim seni. Gel buraya. Gel. Yorma beni. Kaçma diyorum. Gel yahu. Buraya. Gel dedim bak. Bak boşuna kaçıyorsun. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım, yakaladığım zaman da canını okuyacağım. Yahu Emine bak. Geberteceğim seni, geberteceğim. Ben senin bildiğin gibi değil. Hadi oradan. Neymiş benim bildiğim gibi olmayan, geberteceğim seni. Kaçma, kaçma diyorum sana, kaçma. Sen rezilin Allah'ın zaten. Sen rezilin kendisisin, ağlamasısın. Allah Allah. Neredesin? Kaçtım zannediyorsun ha? Ben seni bulmam mı? Yakalayıp da canını... Ay! Ay! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak! Dur biraz dinle önce! Kurtulamazsın benden! Neyi dinleyeyim? Bir kurtulursam elimden çekeceğim var! Mesela senin bildiğin gibi değil! Gözlerime mi inanayım yoksa sana mı? Ya ne laf anlamaz şeysin sen! Müsaade et anlatayım! Diyorum. Bırak! Ne anlatacaksın? Her şeyi gözlerimle gördüm! Ah bırak! Ya. Bırak! O benim eski bir arkadaşımın kız kardeşi. Gözleri görmediği için yardım etmeye gittim ona. Yardım etmek. Ne, kız kör mü? Evet. Sana bunu söyleyecektim. Niye baştan söylemedin Caniki? Dinlemedin ki. Dinlemiyorsun ki beni. Durumları müsait olmadığı için ameliyat ettirememişler. Öğrenince yardım etmek istedim. Şimdi anladın mı? Düşündüğümüz gibi değilmiş. Biliyorum. Kabahat bizde. Sorup öğrenmeden. Ali abi çok iyi bir insan. Onun gibi bir abim olsun isterdim. Kusura bakma. Yanlış anlamışız. Kusura bakacak ne var ki? Ali nerede? Bilmiyorum, şimdi buradaydı. Gel bakalım. Biz sonra gene geliriz. Beklerim. Hoşça kal yavrum. Ali! Ah, Ali! Ah, burada yok. İçeride olabilir mi acaba? Baksana kızım. Ah. Ah. Ali evde yok. Nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Sen evde kal. Ben onu aramaya gidiyorum. Geç kalma, bana da haber ver kızım. Tamam tamam, merak etme. Buyur Ege, bir şey mi var? Ali'yi gördünüz mü? Ha, bugün hiç görmedim. Yoksa Ali abiye bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ali'yi gördünüz mü? Yo, hiç görmedim. Hayırdır, ne oldu yenge? Ben de görmedim. Görürseniz aradığımı söyleyin. Sen merak etme. Hı. Melek gibi adamı en sonunda isyan ettirip kaçırdılar. Gittiyse helal olsun. Hayrola nedir bu telaşın? Ne var, ne oldu? Ali buraya geldi mi? Evet, bir saat evvel uğradı. Sonra? Bana olan borcunu verdi, hakkını helal et dedi ve gitti. Nereye gitti? Dur bakayım. Evet, notere telefon etti, ona beklemesini, oraya geleceğini söyledi ve gitti. Peki, teşekkür ederim. Ne oldu, bana da söylesene. Önemli değil, bir şey yok. İşte böyle. Ne haber? Sağ ol. Olanları duydun mu? Yo, ne oldu? Biraz evvel yenge geldi. Yana yakıla Ali'yi arıyor. Haber vermeden gitmiş galiba. Yok be. Sahi mi? Doğru söylüyorum. Evet, doğru söylüyor. Eve gidip bir bakayım. Ali nerede? Ali mi? Buradaydı. İşini bitirip gitti. Ne işi? Ben de size gelecektim. Sizin gelmeniz iyi oldu. Niye bize gelecektiniz? Biraz sabredin, şimdi anlarsınız. Söylesenize, ne oldu? Ali Bey bu mektubu size vermemi söyledi. Mektup mu? Evet. Bu da bana bıraktığı vekaletname. Ne vekaletnamesi? Neler oluyor? Ali Bey parasının yarısını size vermemi, diğer yarısının geliriyle de yardım etmekte olduğu insanlara bakmaya devam etmemi istedi. Bir de gözleri görmeyen kızı ameliyat ettirmemi söyledi. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Her şey gayet açık. Gerçekten sevdiğim tek insan sensin. Çevremi saran bunca menfaatperest, çıkarcı insanların arasında bütün kaprislerine rağmen seni seviyorum. Her şeyine tahammül ederdim ama o son yaptığın, seni başkasıyla aldatabileceğime inanmam, yıkılmama sebep oldu. Beni rezil ettin. Her şeyi yapardım ama seni aldatmayı asla düşünmedim. İnsanların ikiyüzlülüğüne tahammül edemiyorum. Çıldırıyorum. Her şeye rağmen sana olan sevgim bütün bunlara karşı bana dayanma gücü veriyordu. Ama sonunda yaptığın yıkılmama neden oldu. Yaşama sevincim kalmadı. Bundan sonraki yaşamında seni rahat geçindirecek parayı sana bırakıyorum. Bu bakımdan içim rahat. Seni çok, çok seviyorum Canik. Bir dakika. Yapılacak işlerimiz vardı. Bütün bunlar Ali'min geri gelmesini sağlar. Anlayamadım. Anlayamazsın. Ne oldu, bir haber var mı? Söylesene yenge. Gitmiş. Canik yok artık. Gitmiş mi? Nereye? Bilmiyorum. Neden? Bana bir şey sormayın artık. Söylesene. Ne oldu yenge? Canik yok artık. Ben onsuz ne yaparım? Bu acıya nasıl dayanırım? Parasını, her şeyini bırakıp gitmiş. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece Canik'imi istiyorum. Neredesiniz lan? Yemine o yemine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyorum, imanıma, dinime. Ömer, uy yemine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyorum, imanıma, dinime. Alim. Neredesiniz? Hayat denen bu yolda yürürken adım adım, tam umudu kesmişken Can Ali'me rastladım. Evleri yol üstüdür, kemeri bel üstüdür. Her gün gel gel kapımdan, li Kudüs'ünler dostudur. Ali, Ali, Can Ali, gözleri mercan Ali. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen benim Ali. Ah. Ali'm. 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 Ah canım. Ah canım. Ah ben sensiz ne yaparım? Ya ben. Düz yapmak ben alıyorum ha. Olursan ne olur? Olursam kuş olur. Hani bir şeyler yapıyorum ya. Yapma. Gitsene hani değil mi? Bir şeyler yapsam. Canım. Bunlar bir gitsek değil mi? Moruklar. Şunları bir yollayalım. Çaktırmadan. Ah canım. Canım benim. Canım benim. Yavrum. Yürüyorlar. Yürüyorlar. Hadi. İş başına. Gidelim. İş başına. Yeah.